Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 10. sınıftaki öğrencilerimiz için hazırladığımız konu anlatımına başlıyoruz. İlk ünitemiz biliyorsunuz sayma ünitesi, sayma, permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık. Bu ifadelerin tamamını bu videoda anlatacağız. Yarım saat 40 dakikalık bir konu anlatımımız olacak. Ama ondan sonra ne yapacağız? Bu konularla ilgili bol miktarda soru çözeceğiz. Burada ağırlığımız konunun mantığını kafada oturtmak. Şimdi sayma yöntemlerine başlıyoruz ilk etapta. Sayma yöntemlerinden birincisi toplam yoluyla sayma, ikincisi çarpma yoluyla saymadır. Bunu aslında günlük hayatta biz normalde hep yapıyoruz. Evet, farkında değiliz. Mesela normalde diyelim ki burada kaç tane kalem var şu anda? 4 tane kalem var değil mi? Hı hı. Ama her birinde 10'ar tane kalem olan 20 tane paket olsaydı burada kaç kalem var dediğimde 10 ile 20'yi çarpardım. Yani 4 tane kalemi toplam yoluyla sayarken onu otomatik olarak çarpım yoluyla sayıyorsunuz. Ya da yerdeki fayansları sayın dediğimde kimse gidip teker teker saymıyor. Genellikle ne yapıyoruz? Satır ve sütun bulup çarpıyoruz. Dolayısıyla toplam ve çarpım yoluyla sayma ifadenin gelişiyle ayrıştırılıyor. Öğrenci bakıyor, okuyor, anlıyor ve çözüyor. Ancak bu permütasyon konusuna gelince biraz zorluyor. Mesela bir kitaptaki 21 kitaplıktaki 21 roman ve 8 dergi arasından seçilen bir roman veya bir dergi kaç farklı şekilde olabilir? Şimdi kitaplıkta toplam kaç tane eser var? 29 tane. Bu 29 tanesine... Bu arada soru bayağı yanlış yazılmış ya. Her farklı şekilde seçilmiş. İrem'e bir şey demiyorum artık. Ben kızdıkça nazar duyuyor bizim kızlara. Ben bu kadar yanlış yazmam çünkü kendimden şüphe ettim. 21 roman ve 8 dergi diyoruz. Toplamda 29 tane eser var. Evet. Öyle değil mi? O zaman 29 tane seçeneği var. Hı hı. Bakın bu toplam yoluyla saymadır. Burada gidip de 21 ile 8'i çarpmanın mantığı yok. Ancak şöyle deseydi. Bir roman ve bir dergi seçeceğim deseydi. O zaman mantık şuydu. Birinci roman birinci dergi. Birinci roman ikinci dergi. Birinci roman üçüncü dergi. Birinci roman sekizinci dergi. Yani sırf bir tane romanda birinci romanla 8 dergi alabiliyorum. Hı hı. Okuyabiliyorum. İkinci romanla da 8. Üçüncü romanla da 8. Toplam 21 çarpı 8 durumu ortaya çıkardı. Cümlenin gelişinden anlayacaksınız. Pratik olarak toplam yoluyla sayma genellikle veya bağlacını, çarpım yoluyla saymada ve bağlacını gerektirir. Mesela diyelim ki 3 çeşit pasta, 2 çeşit limonata var. Pasta veya limonata alacaksanız veya bağlacını kullanıyorsunuz. Yani ikisini birden almayı düşünmüyorsunuz. Ya pasta alacağım veya yok. Veya pastadan veya limonatadan alacağım diyorsanız 5 seçeneğiniz var. 3 onda, 2 onda. Ama şöyle derseniz bir pasta ve bir limonata alacağım derseniz az önce çarparız dedin şapşik. Toplarız dedim. Öyle mi? Ben yanlış. Geri alabilirler. Tek kulağım tıkalı bugün biliyorsun. Ama şöyle dersek 3 tane pasta 2 limonatadan bir pasta ve bir limonata alacağım dersem o zaman 6 durum çıkar. Birinci pasta birinci limonata, birinci pasta ikinci limonata. İkinci pasta birinci limonata, ikinci pasta ikinci limonata diye sayılabiliyor. Demek ki veya bağlacında toplama ve bağlacında çarpma karşımıza çıkıyormuş. Şimdi 20 pantolonu ve 28 çift ayakkabısı olan Danla Öz Aslan. Danla Öz Aslan. Bir pantolon ve bir... Şunu biliyorum böyle bir fenomen var da. Bir pantolon ve bir çift ayakkabıyı kaç farklı biçimde giyebilir? Bir pantolon ve bir ayakkabı girecek. Bak. Birinci pantolonla birinci ayakkabı, birinci pantolonla ikinci ayakkabı dediğimizde. Ya da bunları ve bağlacıyla mı bağlarız veya bağlacıyla mı? Ve bağlacıyla mı? O zaman bunları çarpıyoruz. 20 çarpı 28'den 560 tane sonuç çıkacaktır. Anlaştık mı? Bir de şu ayraç vardır. İkisini aynı anda gerçekleştirebiliyor musun? İkisini aynı anda gerçekleştirebiliyorsan hem pantolon hem ayakkabı aynı anda giyebilir misin? Evet. Dolayısıyla çarparsın. Ama mesela şöyle olsaydı Koray. 4 pantolon, 3 şort. Kaç farklı şekilde giyinebilir deseydi 7 olurdu. Çünkü hem pantolon hem şort aynı anda giymezsiniz. Pantolon veya şort giyersiniz. Şimdi hemen giyeriz hocam falan sesleri gelebilir de. Şimdi de A'dan C'ye gidilecek. A'dan C'ye gitmek isteyen bir kişinin kaç farklı yol seçeneği vardır? Buna bakalım. Ha bu arada şu anda dikkat ederseniz sadece konuyu genel mantıklarıyla size anlatıyorum. Çok detaylı soru çözümüne girmiyorum. Detaylı soru çözümleri ikinci videoda. Konunun tamamıyla ilgili. A'dan B'ye gideceğim, B'den C'ye gideceğim ya da direkt A'dan C'ye de gidebilirim. Öyle değil mi? Hı hı. Eğer A'dan C'ye giderken B'yi kullanacaksam bu 3 yoldan giderim ve buradaki 2 yoldan giderim. 3 çarpı 2 Veya buradan gideriz. Yine 2 sonuç kaç olacaktır? 8 olacaktır. Çünkü yol problemlerinde eğer şu iki yolu kullanıyorsanız araya veya girer. Çünkü şu yolları kullanırsanız, özür diliyorum, bu yolları kullanabilir misiniz? Hayır. O yüzden 3 çarpı 2 veya direkt olarak şu iki yol diyebilirdik. Kaç farklı şekilde gidip dönebilir deseydi? 8 tane gidiş yolu yok mu? 8 tane de dönüş yolu. 8 çarpı 8'den 64 çıkardı. Cevap, onu da söyleyelim. Şimdi farklı bir soru tarzına geçiyoruz. Dikkat ederseniz şu ana kadar sadece sayma yöntemlerini uyguluyoruz. Henüz permütasyon konusuna giriş yapmadık. Diyor ki bu rakamları kullanarak 2 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Kuralımız şu, sayımız 2 basamaklı olacak. Peki 2 basamaklı doğal sayının rakamları bunlardan mı oluşuyor? Evet. İlk sıraya 0 yazabilir miyim ben? Yazamam. Dolayısıyla burası için yazabileceğim 5 farklı seçenek var. Çarpı ikinci sıra için yazabileceğim, artık 0 da dahil 6 tane rakamın her ikisini de yazabilirim. Sonuç kaç olacak? 30. Yani bu şu manaya geliyor. Ben burası için özür diliyorum, 30 farklı sayı oluşturabilirim 2 basamaklı. Birinci kural, İlk basamağa 0 gelemez. 5 tane sayı gelebilir ve buraya da 6 tane sayı gelebilir. Bak, ve bağlacını kullanıyorum gene, çarparım. Burada dikkat etmeniz gereken şey, kaç farklı doğal sayı dedi. Peki rakamları farklı deseydi. Özür diliyorum. Rakamları farklı deseydi durum şuydu. Şimdi 0 haricinde ilk basamağa 5 tane rakam gelebilir, öyle değil mi? Diyelim ki 1'i kullandık. Geriye kalan kısmı normalde 6 demiştik ya, artık 6 tane değil. Çünkü 1'i kullandık ve rakamları farklı olsun istiyoruz. Yine 5 tane. Dolayısıyla cevap kaç olacaktır? 25 olacaktır. Koray, bundan sonraki sorunun hepsini rakamları farklı olarak çözelim mi? Olur. O biraz daha karışık. Çocuklar onu da görsünler. Peki 2 basamaklı kaç farklı çift doğal sayı diyor. Çift doğal sayı, böyle bir ayrım varsa ilk önce koşul yerine getirilir. Buradaki koşul ne? Bu sayının çift olması. Çift olması için sona ya 0 gelecek, ya 2 gelecek, ya 4 gelecek. Ama burada da şöyle bir problem yaşıyoruz. Eğer 0 sona gelirse başa gelmez. Evet. 0 bu permütasyon konusundaki en kıl ifadelerden birisidir. Hocam, ayrı incelenir. Ayrı inceleyeceksiniz. 0 sona gelebilir veya 2 veya 4'ten biri sona gelebilir. Bakın, çok basit oldu böylelikle. 0 sona geldiğinde bir durum var. 0'ı sona yazdığım için baş tarafa yazabileceğim 5 farklı seçenek var. 2 veya 4 sona gelirse 2 seçenek var. Ama sonuçta bunlardan bir tanesini kullandım ben son taraf için. Geriye 5 tane rakam kaldı. Fakat bu 5 rakamdan bir tanesi 0. O yüzden 4 kaldı. Buraya 4 tane sayı yazabiliyorum. Bakın, 13 tane çift sayı yazabilirim. Kaç tane tek sayı derse 25'ten 13 çıkartın. 12 tane de tek sayı yazabilirim. Geliyoruz C şıkkına. 200 ila 400 arasında kaç farklı sayı yazılabilir? 200 ila 400 aralığında olduğuna göre bir kere 3 basamaklı olacak bunlar. Doğru. Öyle değil mi? Bir sayının 200 ila 400 arasında olması için 2 veya 3 ile başlaması gerekir. Dolayısıyla ilk rakam 2 veya 3 olacaktır. Anlaştık mı? Peki o zaman burası için 2 seçenek var. Diyelim ki 2'yi kullandık. Geriye kaç rakam kaldı? 5. Diyelim 0'ı da kullandık. Geriye kaç rakam kaldı? 4. Bunları çarptığınızda sonucun kaç olduğunu göreceksiniz. Hala rakamları farklı devam ediyoruz değil mi? Tabii ki rakamları farklı değil mi? Bu üçünü rakamları farklı olarak çözüyorum. Peki o zaman ilk başa ne yaptım yine? İlk önce kuralı yerine getirdim. Kural ne? 200 ila 400 arasında olması. 200 ila 400 arasında olacaksa ya 2 ile ya da 3 ile başlamalı. Öyle değil mi? 2 ve 3'ü yazdım. 5 ve 4 diye devam ettim. Bu arada 200 sayısı bunun içinde mi? 40'ın. Değil. Rakamları farklı olduğu için rakamları farklı demeseydi olabilirdi. Onu çıkarmak zorunda kalırdık. Gelelim D şıkkına. 200 ila 400 arasında kaç tek sayı? 3 basamaklı olacak. 200 ila 400 aralığında olacaksa 2 veya 3 ile başlamalı. Ancak 3 biraz ters oluyor. Evet. Tek sayı olması için son rakamı tek. Şimdi hem 200 ile 300 arasında bu bir koşul, hem de tek sayı olması koşul. Ve 3 kesişim noktasında. Hem 200 ila 400 arasını alıyor bu sayıyı, hem de tek sayı olmasını sağlıyor. O zaman 3'ün durumunu ayrı düşüneceğim. Diyelim ki başa 2 yazdık. Bir tane. Şimdi 2'yi gerçekleştirdik. 2'yi kullandık. Şimdi tek sayı olmasını sağlayayım. Diğer şart buydu. O zaman sonra 1, 3 veya 5 yazmam gerekiyor. 3 seçenek var. Şimdi diyelim ki 1'i kullandık. Geriye 4 rakam kaldı. Burası 4 tane. Veya diyelim ki 3 ile başladık. 300'lü bir sayı. O zaman 3'ü kapatırım. Tek sayı olması için sona 5 veya 1 gelecek. Yani 2 seçenek var. Pardon. 2 seçenek var. Buraya 1 veya 5 için diyelim de o da gözüksün. Diyelim ki 1'i kullandık. 0, 2, 4, 5 kaldı. Geriye 4 tane. 12, 8 daha sonuç 20. Ben genellikle aşağıya kullanabileceğim sayıların, yukarıya da bu sayıların adedini yazıyorum ki ayrıştırma olsun, öğrenciler daha rahat anlasın diye buna özellikle dikkat edeceksiniz. Var mı anlaşılmayan bir şey? Hayır. Şimdi şöyle sorular çözeceğiz. Soru çözümlerinde göreceksin işte 4 mektup 4 postacılara kaç farklı şekilde atılabilir de şudur da budur da gibi. Bir sürü soru tarzı var. Bunlar önemli değil. Önemli olan bunların mantıklarını anlamanız. İşte bu mantık aşamasına faktöriyele geliyoruz. Bazen sayma işleminde otomatik olarak faktöriyel kavramı devreye girecek. Bunu anlatmadan önce faktöriyelin ne olduğunu öğrenelim. N doğal sayı olmak üzere n faktöriyel birden n'e kadar olan doğal sayının çarpımı şeklinde gösterilir. Örneğin 1 faktöriyel 1'den 1'e kadar 1'dir. 2 faktöriyel 1 ile 2'nin çarpımı 2. 3 faktöriyel 1 ile 3'ün çarpımı 6. 4 faktöriyel 1'den 4'e kadar olan sayıların çarpımı 5 faktöriyel 6 faktöriyel. Ancak özel bir durum 0 faktöriyel bilinir. Bunun ispatının çok farklı teknikleri var. Bunlardan bir tanesi mesela 7 faktöriyeli 7 çarpı 6 çarpı 5 4 3 2 1 böyle gösteririz değil mi Koray? Hı hı. Şu kısım nedir Koray? Göremiyorum. 6 faktöriyel. Ya o zaman biz 7 faktöriyeli 7 çarpı 6 faktöriyel diye yazabiliriz. Doğru. Hatta ve hatta şurası 5 faktöriyel değil mi? Evet. 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel diye de yazabiliyoruz. Aynı şey n faktöriyel için de geçerli. N çarpı n-1 faktöriyel şeklinde yazılabilir. Doğru. Bu mantığa göre neden? Bakın burası n-1 faktöriyeldir. N çarpı n-1 faktöriyel n faktöriyel eşit. N'e 1 ver Koray. 1 faktöriyel eşittir 1 çarpı 0 faktöriyel. 1 çarpı 0 faktöriyel 0 faktöriyel. Demek ki 0 faktöriyel 1 faktöriyel eşit. Ha bu basit bir ispat aslında. Bunun daha detaylı ispatları da var. Ancak kafanızdaki kısmı cevaplamaya çalıştım. Faktöriyel değerlerden 6'ya kadar olanları bilmenizde fayda var. Mesela şunun son 2 rakamı 0. Diğerlerinin son rakamları 0'dan farklı. Özür dilerim son birer rakamları 0. Diğerlerinin son rakamları 0'dan farklı. Bunu faktöriyel videosunu da izleyebilirler zaten öğrencilerimiz. Çok fazla örnek çözmüştük. Tabii ki detaylı olarak oradan görebilirsiniz. Zaten soru çözüm videomuzda da gelecek. Şimdi gelelim şuna. Birbirinden farklı n tane nesne yan yana n faktöriyel şekilde sıralanıyor. Bunun mantığını da açıklıyorum. 4 tane çocuk yan yana sıralanacak Koray. Birini sen yapalım. Saçsız yap. 4 tane çocuk yan yana sıralanacak. Şimdi birinci sıraya koyabileceğim... Şöyle yapmasının sebebi boyum 1.90 olması arkadaşlar, onu belirteyim. Şuraya kaç tane koyabileceğim çocuk var? 4 tane. 4 tane. Buraya 3 tane. Çünkü çocuklardan birisi geldi buraya yerleşti. Buraya 2 tane, buraya 1 tane. Otomatik olarak bu sıralamalarda birer birer azalıyorlar. O yüzden n nesne yan yana n faktöriyel şekilde yer değiştirebilir. Burada da şöyle bir açıklama var. 4 farklı mektup 4 farklı posta kutusuna kaç farklı şekilde atılabilir? Birinci mektubu aldım elime. Atabileceğim kaç tane kutu var? 4 tane. Hop çarpı. İkinci mektubu aldım elime. Atabileceğim kaç tane kutu var? 3. Üçüncü mektup 2. Bakın otomatikman bir azalma var. Yani ben ekstradan bir çaba sarf etmiyorum. Aynen. Kendisi otomatik olarak azalıyor. Çarpma 24 olur. Evet, artık permütasyon konusuna geliyoruz. Bakın 2 tane konumuz var bu ünitede. Permütasyon ve kombinasyon. Bu iki konu birbirinden ayrılıyor. Permütasyon verilen değerleri sıralamak. Kombinasyon ise verilen değerler arasından seçim yapmak manasına geliyor. Dolayısıyla seçmekle sıralamak farklı şeylerdir. 10 nesneden 3 tanesini seçiyorsun. 10 nesneden 3 tanesini seçiyorsun. Bir de bunları aralarında sıralıyorsun. Dolayısıyla permütasyon değerleri biraz daha yüksek sayılar çıkıyor. Şimdi n ve r doğal sayı olmak üzere buradaki biraz daha teorik tanım. N nesne arasından r tanesini seçerken permütasyon n'in r'li permütasyonu diyelim ya da buna. N faktöriyel bölü n-r faktöriyelle hesaplanıyor. Aslında bu az önce yaptığımız buraya 4 kişi gelebilir, buraya 3 kişi gelebilir, buraya 2 kişi gelebilir ifadesinin tam olarak matematiksel karşılığı. Dolayısıyla bu formülü kullanmak zorunda değilsiniz. Ancak bazen direkt formülle soru soruyor. Permütasyon 7'nin üçlüsü. Nedir bu? 7 faktöriyel bölü 7 eksi 3 yani 4 faktöriyel. Nasıl hesaplanır? 7, 6, 5, 4 faktöriyel deyip burada durdurabilirim. Paydada da 4 faktöriyel var çünkü bunları sadeleştiririm. 7 kere 6, 42, 5'e çarp 210. Şimdi 4 tane nesne var. 4'ün ikili permütasyonlarının sayısını sormuş değil mi? Permütasyon 4'ün ikilisi. 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 24 bölü 2'den 12 mi olacaktır? Evet. Bu permütasyonları sıralı ikili şeklinde yazarsak yani A virgül B ile B virgül A farklı şeyler bu durumda. Dikkat ederseniz 12 durum burada teker teker ne yapmışız? Yazmışız. Yani buradaki ifadenin ispatı. Peki bunu normalde nasıl yapıyorduk? Biz diyorduk ki bu 4 nesneden 2 tanesini sıralayacağız. Buraya gelebilecek kaç nesne var? 4 tane. 4 tane. Buraya? 3 tane. Yine 12 idi cevap. Farklı bir şey değildi. Ancak diyoruz ya bazen bunları kullanma ihtiyacı hissediyoruz. 4'ün ikili permütasyonunu buradan yapacağız. Ya sayıların çok büyük olduğu durumlarda biraz sıkıntı. Hani tek tek yazmak neredeyse. Tabii ki. Çok fazla nesne arasında ya da kombinasyonun temeli olması için gerekli. Evet. Permütasyon kelimesinin harfleri en çok bir kez kullanılmak koşuluyla bu harflerle anlamlı veya anlamsız. Şimdi en çok birçok kez derken bence hepsi birer kez diyelim. Yoksa bir harfli, iki harfli kelimeler de devreye girer. Aslında hepsini kullanıyoruz ve en çok bir diyoruz. Yani orada sıfır durumu... Sadece bir kez diyelim o zaman. Sadece bir kez diyelim. Anladın mı? O zaman farklı bir kavram ortaya giriyor çünkü. Sadece bir kez kullanılmak koşuluyla bakıyorum. İlk önce şu önemlidir arkadaşlar. Bir kelime içerisinde bir harf birden fazla tekrar ediyor mu? Neden önemlidir? Şimdi... Ece kelimesine bakın. Bir de Eda kelimesine bakın. Ede. Ece ile yazabileceğimiz kelimeler sınırlı. 3 tane. C. Ama Eda ile Ead. Ade. Dae. Dea. Ade. Ayet. Yazmayacak ya. Yazmak için. Deme. Burada da 6 tane var. Yani burada 3 tane, burada 6 tane. Neden? Tekrar eden harfler var. İleride göreceğiz, bu farklı bir konu. Tekrarlı permütasyon. Şu anda bununla ilgileniyoruz. 3 harf. Tamam. E, D, A. Kendi arasında 3 faktöriyel şekilde yer değiştirir. Doğru. Yani 6. Ya da namı diğer permütasyonla yapacak olsak 3 harften 3'ünü sıralıyorum. 3'te 3'ü de sıralanıyor. O da 3 faktöriyel bölü 3 eksi 3 0 faktöriyel yani 6 bölü 1'den yine 6, öyle değil mi? O zaman permütasyon 10 harf mi var? Uydurma buralı 11 harf var. 11 harf. Permütasyon 11'in 11'lisi diyebilirsiniz. 11 faktöriyel bölü 0 faktöriyelden sonuç 11 faktöriyeldir. Hesaplanmaz tabii ki bu. Ancak bunu şöyle de yapabilirdiniz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Buraya yazabileceğim kaç farklı harf seçeneğim var? 11. Bir tanesini kullandım. Permütasyon otomatik olarak tekrarsızlığı ifade eder. Bunu da unutmayın. Çünkü sıralama yaparken aynı kişiyi iki sefer kullanamazsınız. Sonra bir tanesi kullanıldı 10, bir tanesi kullanıldı 9, 8 diye gidecek ve yine 11 faktöriyel sayısını elde edeceksiniz. Fark eden bir şey var mı Koraycığım? Hayır. Az önce söylediğim Eda ve Ece'deki duruma geliyoruz. Az önce Ece'de 2 tane E harfi olduğu için Ece kelimesinden sadece 3 farklı kelime türetebildik. Neden? Çünkü E'lerin kendi aralarında yer değiştirmesi sonucu değiştirmiyordu. Peki Eda'dayken sonuç 3 faktöriyeldi. Ece'de bu hesabı nasıl yaparım? 3 sonuç buldum ya direkt 3 mi diyeceğim? Hayır. Onda da şöyle yapacaksınız. 3 harf mi var? 3 harf 3 faktöriyel şekilde yer değiştirir. Ancak 2 tane E harfinin kendi arasında yer değiştirmesi sonucu etkiler mi? Etkiler. Değiştirmez yani değil mi? Ece, yani. Ece. Gene aynı şey. Fakat ben bu hesabın içerisinde o E'lerin yer değiştirmesini de kattım. Bu hamlemi geri almam lazım. Bu 2 tane E kendi arasında kaç farklı şekilde yer değiştirdi? 2 faktöriyel. Bunu 2 faktöriyele bölerim. Tekrarlı permütasyonlarda tekrar eden harflerin oluşturduğu permütasyonlara bölünecektir. Mesela özdeş 3 tane Türkçe, 4 tane fen, 5 tane matematik kitabı yan yana dizilecek. Kaç farklı şekilde dizilir? Normalde 12 tane kitap var değil mi burada? 12 kitap 12 faktöriyel şekilde yer değiştirmeli. Ama bu 3 Türkçe'de aynı özdeş diyor çünkü. Türkçe. Kendi aralarında niye yer değiştiriyor ki bunlar? Manyak mı? Zaten aynılar. Bu hamleyi geri alacağım. Bölü 3 faktöriyel. 4 faktöriyel. Fiziklerin yer değiştirmesi, fenlerin yer değiştirmesi de önemsiz. Bir de 5 faktöriyel. Sanırım mesele anlaşılmıştır değil mi Koray? Peki. Yine tekrarlı permütasyon farklı sorularını, örnek soruları da çözeceğiz. Ki biz bununla herhalde örnek sorular için bir ya da iki video hazırlayacağız. Tek video yeterli olmayabilir. Evet, iki video hazırlamamız gerekiyor. Ve soruları bol olan bir konu çünkü. Evet. Şimdi geliyoruz tekrarlı permütasyonla çözülen bir soruya. Bunun bir mantığı var tabii ki. Nereden nereye gidiyormuş bu eleman? Evden okula. Evden okula gidecek. Buradan buraya gidecek. En kısa yoldan, var mı kelime burada? En kısa yoldan, çünkü şöyle de yapabilir bu manyak. Şimdi dolanır ortalıkta. Annesi kızıyor. Alican direkt evden okula geleceksin diyor değil mi? O zaman en kısa olması için dikkat et. Alican böyle gidebilir. Evet. Böyle gidebilir, böyle gidebilir. Ama böyle gidebilir mi? Hayır. Hayır. Yani Alican ya sağa doğru gidecek ya da yukarı doğru gidecek. Hareketinin hiçbir aşamasında sola ya da aşağı hareket edemez. Etmeyecek. Alican hangi istikametten giderse gitsin sağa doğru 5 hamle yapmak zorunda. Yani 5 tane S. Bu arada parktan geçecek. Yok, onu sonra katacağım. Şu anda parktan geçmeyecek şekilde düşünüyorum. Ve hangi istikamette giderse gitsin yukarı doğru 4 tane hamle yapmak zorunda. Öyle değil mi? Doğru. 4 tane Y. Şimdi gördüğünüz gibi Alican şunu yaparsa S, 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 Y, 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 Y çıktı. Ya da 5S4Y'yi yer değiştirelim. S, S, Y, 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 S, S, Y, S. 5S4Y oldu mu? Oldu. Sen söyle harfleri, ben yapayım. Y. Şuradakini söyle. S, S, Y, 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 S, S, Y, S. Gördünüz mü? Yine okula geldi. Yani bunları yer değiştirmeniz bir şeyi değiştirmiyor. O zaman şöyle düşüneceğim. Kaç harf var? 9 mu? 9 faktöriyel. 5 faktöriyel. 4 faktöriyel. Sebebi malum. Ha, ama Alican parktan mı gidecek? O zaman ilk önce parka uğraması, sonra okula gitmesi gerekiyor. Doğru mu? Doğru hocam. Burası 2, burası 2 değil mi? Hı. O zaman şöyle yapalım. S, S, Y, Y. 4 tane nesne var. 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Buradan buraya giderken de 3 ve 2 mi? Hı. 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel 2 faktöriyel. Yani artık şunu yapıyoruz. S, S, Y yazmak yerine sağ tarafa 5 birim, yukarı doğru 2 birim. 4 birim mi? 5, 4 daha 9 faktöriyel. 5 faktöriyel 4 faktöriyel oluyor. Formül otomatikman. Kenar sayıları ile ilgili oluyor. Buradan buraya da 2 burası 2 burası. 4 faktöriyel 2 faktöriyel 2 faktöriyel paydaya. 5 faktöriyel 3 faktöriyel 2 faktöriyel yine paydaya. Var mı anlaşılmayan bir şey? Hayır. Peki tekrarlı permütasyonu da açıkladık. Şimdi geliyoruz kombinasyon denilen konuya. Bununla ilgili konu anlatımımızı da yapalım. Yine karma soruları göreceksiniz. Kombinasyon ne demiştik? N tane nesne arasından R tanesini seçmek. Kombinasyon ya bu şekilde gösterilir ya da N'in R'li kombinasyonu şeklinde gösterilir. Formülü ise N faktöriyel, N eksi R faktöriyel, R faktöriyel. Koray, dikkat edersen şuraya kadar permütasyonun aynı. Payda da R faktöriyel var. Çünkü kombinasyon bir nevi otomatik tekrarlı permütasyon gibidir aslında. Neden? N tane nesne arasından R tanesini seçiyoruz. Permütasyonda bunları sıralamayı da yapıyoruz ya. Payda R faktöriyel ekleyerek biz buradaki sıralamayı geri alıyoruz. Tekrarlı permütasyonu iptal ediyormuşuz gibi. Böyle düşünülebilir. İçinde permütasyon gizli demişiz. Burada formülümüzü vermişiz. Teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim. Permütasyon ile yaptığımız örneğin kombinasyonunu yapalım. Aralarındaki ilişkiyi fark edelim. Demiş ki ABCD kümesinin ikili kombinasyonlarının sayısı. Şimdi permütasyonda AB ile BA farklı şeylerdi. Evet. Ama kombinasyonda A ile B'yi seçmek, bir de B ile A'yı seçmek aynı şey. Küme orada mantığı var. Küme mantığı var. O yüzden küme parantezi koymuşuz zaten böyle etraflarına. Tek tek yazmışız. A ile B, A ile C, A ile D, B ile C, B ile D, C ile D. Seçime baktığımızda 6 tane. Hı. Hadi kombinasyon hesabı. 4'ün ikili seçimleri 4 faktöriyel, 4 eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel, yani 24. Alt olacak. Sigara içmiyorsunuz ki. Yaşlanıyorum. Kombinasyondan yapalım demişiz zaten. Burada kombinasyon olarak da göstermiştim. Teşekkür ediyorum. Şimdi her şeyi yapıyorum, yine beğendiremiyorum. Permütasyondaki problemlerden ziyade kombinasyon problemleri daha çok günlük hayat problemleri olarak gelir. Evet. Çünkü işte şuraya şunu seçeceğim. Armudun sapını çok yapıyoruz da yani farkında değiliz işte. Bunlar. Farkında değiliz. Öğrenciler o yüzden permütasyonla kombinasyonu aynı şey zannediyor. Kombinasyon seçmektir. Bu kadar basit. Kombinasyonun geometrik kısımlı soruları var. İşte noktaları birleştirip üçgen oluşturmak vesaire. Onları buraya koymadın inşallah. Onları soru çözümünde yapacağım. Kafaları karışmasın çocukların. Güzel. Bir sınıftaki 20 kişi arasından 2 kişilik bir ekip ve bu 2 kişi arasından da bir başkan. Önce 20 kişiden 2 kişi seçtim. Çarpı tamam. Ve bakın o ve veya o'yu burada hala geçerli. 2 kişiden de bir başka. Tamam, bitti. Hesap budur. Hesaplarsanız sonucu bulacaksınız. Şimdi burada seçim mantığını verdik. Yine işte 4 doktor, 3 hemşire arasından şu seçildi, bu seçildi. Hepsi çok soru tipi var. Soru hatta geometrinin olduğu kombinasyon soruları da var. Çok fazla soru tarzı. O yüzden burada konu anlatımını dinleyin, öğrenin. Çünkü bazıları konu anlatımıyla beraber epey ilerletebiliyor. Hadi bakayım burayı açıklayalım. Hocam bir de şey söyleyeyim. Biz zaten yeni soru çekimi yapacağız ama daha öncesinden de illaki ben görmek istiyorum derseniz zaten var. Tabii TYT oynatma listelerimizde de izleyebilirsiniz. Şimdi açılımı. Binom açılımı x artı y'nin n'inci kuvveti. Şimdi x artı y'nin n'inci kuvveti ne demektir arkadaşlar? Şunu biliyorsunuz değil mi? A artı b'nin karesi. A artı b çarpı a artı b demek değil midir Koray? O da a kare artı 2ab artı b karedir. Özdeşliklerde hep yaptılar bunu. Bunun sadece biraz daha matematik dili hali. Tamam. Benim söylediğim daha önemli. A artı b'nin n'inci kuvveti diyelim. Gidiyorum ben ya. Açılımı yapılırken şöyle bir mantıkları geldi. Yıktım. A artı b'nin n'inci kuvveti alınırken şöyle bir mantık var arkadaşlar. Bir kere a üzeri n'le başlarsınız. Sonra a'nın kuvvetlerini birer birer azaltırsınız. Ezberlemeyin, mantığını öğrenin diye yapıyorum. A üzeri eksi 1, a üzeri eksi 2, a üzeri eksi 3. Doğru mu? Doğru da bir tıkanma var. Niye? Nokta nokta yoruluyorum. A üzeri 1 ve a üzeri 0. Ah, biraz daha boşluk bırakmam gerekiyordu. A üzeri 0. Şimdi B'nin kuvvetlerinin yanına çarpı olarak yazacağım. A'nın n'inci kuvveti ise B'nin 0. kuvveti. Şöyle ayarlayacaksınız. Üstlerin toplamı daima n olacak. Şurada B üzeri 1. Şunun yanında B üzeri 2 var. Hep tabii artıları biraz erken koymuşum. Şöyle yapalım mı? A üzeri n. A üzeri n eksi 1. A üzeri n eksi 2. Nokta nokta nokta. A üzeri 1. A üzeri 0. Şimdi B üzeri n'leri yazacağım. B üzeri 0. Üstleri toplamı n olacak. B üzeri 1. O zaman buraya ne gelir? B üzeri 2. B üzeri n eksi 1. N eksi 1. Toplamları n olacak çünkü. B üzeri n. B üzeri n. Sorun var mı? Şimdi katsayılarına başlıyorum. Katsayılar şöyle belirlenir. N'in sıfırlı kombinasyonu, n'in birli kombinasyonu, n'in ikili kombinasyonu. Sırayla gidiyor. Dikkat edin, hep şununla B'nin kuvveti aynı değil mi? Hı hı. O zaman n'in n-1'li kombinasyonu, n'in n'li kombinasyonu ve araları artı yerleştirin. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Dikkat edin. N'in sıfırlısı x üzeri n eksi 0 y 0. Buralarla birebir özdeşleşen kavramların olduğunu göreceksiniz. Orada, hocam arada sürekli artı da olmayabilir, onu da söyleyeyim. Yani bunun eksilisi de var. Üzgünüm, onu söylemeyelim. Neden? Çünkü biz b üzeri yazdık ya Koray. Eğer b negatif bir sayıysa zaten mesela eksi 3 ise b, eksi 3 üzeri 0, eksi 3 üzeri 1 olacağı için negatif sayının kuvvetinden dolayı oraya gelecek. Okay. Evet, mesela eksi 2 üzeri 4 açılımının kaç terimi var? Ha, burada mesela dikkat edelim Koraycığım. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. N'inci kuvvetini aldık ya. N artı bir tane terim çıktı. Neden? N'in sıfırlısı n'in n'lisinde bitti. N'in sıfırlısından başlayıp n'in n'lisinde bitti. Bir kağıt daha alayım. N artı bir tane terim ortaya çıktı. Bu bir. İkincisi, yani terim sayısı a artı b'nin 20. kuvveti ise 21 tane terim ortaya çıkacaktır. Bu aklımızda çıkmasın. İkincisi, kombinasyonun bazı özellikleri vardır. Bunları da öğrencilere verelim. Permütasyonda bu özellikler yok. Ancak kombinasyon için önemli. Örneğin n'in üçlüsü n'in n-3'lüsüne eşittir. Kombinasyonda simetrik bir kavram vardır. Sayısal değerler. 13'ün 5'lisiyle 13'ün 8'lisi eşittir. Eğer aşağıların toplamı yukarıyı veriyorsa bu terimler birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Bunu aklınızdan çıkartmayın. İkincisi, herhangi bir ifadenin sıfırlısı kaçtır Koray? 1'dir. 1'dir. Dolayısıyla herhangi bir ifadenin kendisiyle olan kombinasyonu da 1'dir. Neden? Toplamları birbirine eşit. Herhangi bir kombinasyonun birlisi yine sayının kendisini verir. Bu kavramlara dikkat edeceksiniz ve en önemlilerinden bir tanesi. N'in sıfırlısı, n'in birlisi, n'in ikilisi. Nokta nokta nokta. Bunu gördüler diye hatırlıyorum hocam. Göstermiş olabilirler. 2 üzeri n'e eşit. Nerede? 9. sınıfta göstermiş olabilirler. Pek güzel. Kümelerde belki göstermişler. Kitapta geçiyor. Evet. Biz gene de hatırlatalım çocuklara. N'in sıfırlısı, N'in birlisi, N'in ikilisi 2 üzeri N'e eşit. Yani şu katsayıların toplamı 2 üzeri N'e eşittir söyleyelim. Peki kaç terimi vardır? Üstü 4 olduğuna göre bir fazlası 5. Azalan kuvvete göre sıralamada baştan ikinci terim. Şimdi ya hocam sen bu kadar büyük bir formül verdin de benim kafam karışıyor burada. O yüzden bu formülün bir de kısaltması var. Çok iyi dinleyin. X artı y'nin n'inci kuvvetinde herhangi bir terim n'in r'lisi x üzeri n eksi r y üzeri r şeklinde belirlenebilir. Herhangi bir terim derken buradaki r'yi biz belirliyoruz verdiğine göre. Baştan ikinci terimi 4'ün sıfırlısı 4'ün birlisiyle başlayacak o zaman. Doğru mu? Doğru. 4'ün birlisi x üzeri 4 eksi 1 eksi 2 üzeri 1. Böyle olmayacak mı? Evet. Neden? 4'ün sıfırlısı 4'ün birlisi diye gidecek. Demek ki n4 r1 x var bir de eksi 2 var. Yerine yazacaksınız. Bulacaksınız 4. Bunların da formülleri var. Baştan r artı birinci terim deyip r artı 1 2 evet. Ama bence çok da gerek yok. Katsayı var toplama. Bu polinomlar denilen bir konu var. Orada da göreceksiniz. Bu tarz bir ifadede katsayı var toplamanı isteniyorsa bütün değişkenler yerine 1 yazacaksınız. Burada değişkenimiz x mi? 1 yazın. Eksi 1'in 4. kuvveti 1. 1 olacaktır cevap. Ama öğretmenim az önce söylemiştiniz katsayı var toplamı şunların toplamı değil miydi? 2 üzeri 4 olması gerekmiyor mu? Evet ama dikkat edin burada eksi 2'den gelen katsayı var da oluşacak. Yani öyle değil mi? Katsayılar var. Eksi 2'nin kuvvetlerinden dolayı onlar birbirini götürecek ve bir kalacak. Sabit terimi. Hangi ifade olursa olsun sabit terimini bulmak için de x yerine 0 yazarız. Bazı özel durumlar var görürsünüz. 0 koyduğumuzda eksi 2'nin 4. kuvvetinden 16 çıkar. Hı-hı. Doğru mu? Doğru hocam. X üzeri 5'li terimin katsayısı. Bakın bu biraz karışık. Şimdi x üzeri 5'li terim hangisi? 4'ün sıfırlısı, 4'ün birlisi? Bilmiyorum. Ama şöyle yapıyorum. 4'ün reelisi. Formüle göre 2x karenin 4 eksi r'inci kuvveti eksi 1 bölü x'in r'inci kuvveti. Öyle değil mi? Şimdi ben r'ye kaç verirsem x üzeri 5 oluşur. R'ye 1 versem evet. X üzeri 5 oluşur. Çünkü evet, 6 olacak. 3, 2 kere 3 6 bölü x var. Doğru. R'ye 1 veriyorum. 4'ün birisi 2x karenin küpü eksi 1 bölü x. Ne saçma bir tabir bu. 4 2x karenin küpüne bakarsak 8x üzeri 6 olur. Çarpı eksi 1 bölü x'ten 32 eksi 32. X üzeri 6 x'e bölün. X üzeri 5. O zaman katsayısı eksi 32 olacaktır. Evet Binom'daki genel mantık var da bunlar arkadaşlar. Yine detaylı örnekleri soru çözüm videomuzda yapacağız. Oraya bakacaksınız. Ve geliyoruz son olarak bu ünitenin en son kısmındaki olasılık kavramı. Herkes korkulu rüyası şu olasılık. Olasılık için. Ya olasılıkta öğrencinin aklına gelen şu oluyor genellikle. Haklı olarak ya bir şey ya olur ya olmaz. Niye bu kadar kastırıyoruz ki diyor. Yani zar hattında bir gelme olasılığı. Ya 1 bölü 2'dir o zaman. Ya bir gelir ya gelmez diye düşünüyor. Ama bazen bir şeyin değili kendisinin olma ihtimalinin kat ve kat çoğu olabiliyor. Mesela rastgele bir sayı çektiğinde 2 gelme olasılığı eğer bütün sayılar varsa orada sıfıra yakındır değil mi? Çünkü milyarlarca sayı var, trilyonlarca. Zar hattında 1 gelme olasılığı biraz daha yüksektir. Hatta epey bir yüksektir. 1 bölü 6'dır. Şimdi olasılık nasıl hesaplanır? İlk önce onu söyleyelim. PA eşittir SA bölü S. Bir olayın gerçekleşme olasılığı istenilen olayın eleman sayısı bölü örneklem uzayın eleman sayısı şeklinde bulunur. Mesela zar attığında 3 gelme olasılığı. Zarın yüzeyinde kaç tane 3 var Koray? Bir tane. O zaman yukarıya 1 yazarsın. Zarın örneklem uzayı kaç elemanlıdır? Örneklem uzayı gelen bütün ihtimaller değil mi? Bütün ihtimaller. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 durum var. O zaman 3 gelme olasılığı 1 bölü 6'dır. Zar hattında çift sayı gelme olasılığı. Çift gelme olasılığı. Zarın 6 tane yüzeyi var. Hı hı. Kaç tane yüzeyi çift? 2, 4, 6, 3 tanesi. 3 tanesi. Direkt 3 bölü 6'dır. Bazen hesaplayarak bazen de sayarak yapılır. 3 madeni paranın ve 2 zarın atılması deneylerinin ayrı ayrı örnek uzaylarını bulunuz. Mesela Burada örnek uzay derken bize şunu soruyor Koray. 3 tane parayı attın. Hı hı. Kaç farklı durumla karşılaşabilirsin? 3 madeni parada tura yazı, tura... Yani onların bir sürü ihtimal var değil mi? Evet, evet. Bayağı. Onları tek tek yazmamızı istiyor okul kitabımızdan. 3'ü de tura gelebilir. Doğru. 2 tura bir yazı gelebilir. Ama bu yazı hangi parada geldi? Burada mı, burada mı, burada mı bilmiyoruz değil mi? O yüzden şöyle deriz Koray. Tura, tura yazı. Tura yazı, tura. Yazı, tura, tura. Doğru mu? Doğru. 2 yazı bir tura gelebilir. Yazı, yazı, tura. Yazı, tura, yazı. Tura, yazı, yazı. Ve 3'ü de yazı gelebilir. Yazı, yazı, yazı. Gördüğün gibi 3 tane parayı attığında kaç durumla karşılaşırsın? 8. Koray, bir para için kaç durum var? 2. 2. 3 para için 2 çarpı 2 çarpı 2. 8 durum ortaya çıkar. Gelelim 2 tane zar deneyine. 1 zar attığında kaç durum var? 6. 2 zar attığında? Yine 6. 36 durum ortaya çıkar. Söyleyeyim mi? 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6. 2-1, 2-2, 2-3 tek tek gidecek. Böyle yazdığımızda 6-1, 6-2 nokta nokta 6-6, 36 tane durum karşımıza çıkar. Anlaştık mı? Sevmiyorsunuz da tavla oynamayı ya. Değil mi? Oyunu, böyle vakit alan oyunları çok sevmem. Ama o köyde kapışırım falan diyormuşum şimdi. Bir zarın atılması deneyinde. Ha, şimdi 3 tane para, 3 tane zar atılsaydı kaç farklı durum söz konusuydu? 3 tane para? 3 tane zar atılsaydı. 3 tane zar atılsaydı 216. 216 durum söz konusuydu. Şimdi dikkatinizi buraya verin. 3 para atılması deneyini sordu adam bana. Diyor ki 3'ünün de tura gelme olasılığı nedir? Hiç hesap yapmadan tüm durumlar kaç tane? 8. 3'ünün de tura geldiği kaç durum var? 1. Şu hesapla hesaplıyorum. Hı hı. İstenilen oyunun eleman sayısı bir tane var. Tüm olayların eleman sayısı. 2 tura bir yazı gelme olasılığı. Tüm durumlar gene 8. 2 tura bir yazı dedim değil mi? 2 tura bir yazı olan... Bir tane var daha. 3 tane var. Doğru. 2 tura bir yazı gelen 3, 3 bölü 8. Ama dikkat edin, şöyle deseydi farklıydı. Birincisi tura, ikincisi ve üçüncüsü yazı gelen. 1 bölü 8 oldu. Bunu sağlayan tek durum var. Peki. Bir zarın atılması deneyinde aşağıdaki olayların aykırılığını inceleyiniz. Zara attın, çift gelme olayı ve asal sayı. Hem çift hem asal. Aykırı değil bunlar. 1 bölü 6. 1 bölü 6 büyük ihtimal. Neden? Altı. Hem çift hem asal olacaksa bu 2 gelmek zorunda. Ve zarın yüzeyinde bir tane 2 var. 1 bölü 6 büyük ihtimaldir. Hem tek hem çift. Bu imkansız olaydır. Biz olasılıkları zaten daima bir olayın gerçekleşme ihtimali 1 ile 0 aralığındadır deriz arkadaşlar. 0 imkansız olay, 1 kesin olay. Mesela bize attığında 9 gelme olasılığı nedir? 0 imkansız. 0 imkansız. Bize attığında 9'dan küçük gelme olasılığı nedir? O zaman 1. Kesin. Kesin 9'dan küçük olacak. O zaman 1 ihtimal diyoruz. Olasılık hesabı yaparsak. Zar attığında 9 gelme olasılığı. Zarın yüzeyinde kaç tane 9 var? 0. 0 bölü 6. Gerçekten de 0 çıkıyor. Olacak. Zar attığında 9'dan küçük gelme olasılığı. Zarın yüzeyinde 9'dan küçük kaç tane sayı var? 6 tane var. 6 bölü 6. 1 gelecektir. Aslında olasılık hocam yani formül olarak çok formülü olmayan. Sen de şimdi öğrendin yani. Tamam, okay. Örnek uzay. Örnekle uzay ve bu örnek uzayin bir olayı A olmak üzere az önce verdiğimiz formülü açıklamış. PA olayı daima 0 ile 1 aralığında. Bu arada şunu unutmamak gerekiyor Koray. Kolay unutma Koray. PA artı PA üssü nedir? 1'dir. Bir olayın gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmeme ihtimali toplamı daima kaçtır? 1'dir. 1'dir. Mesela bir zar attın. 1 gelme olasılığı 1 bölü 6. 1 gelmeme olasılığı 5 bölü 6. Çünkü zarın yüzeyinde 1 olmayan 5 tane yüzey var. Topla gel 1 olacaktır. 2 hilesiz zar düz bir zemine atılıyor ve üst yüzeyindeki rakamlar toplanıyor. Bu toplamın asal sayı olma olasılığı. Şimdi bazen hesap yaparız, bazen teker teker saymak zorundayız. Aslında biz çarpım yoluyla sayma, toplam yoluyla sayma öğrenmiştik, hatırlıyorsun konunun başında. O zaman toplam yoluyla saymak teker teker saymak demekti. Bazen bu gerekir. Çarpım yoluyla saymaksa basit hesaplar gerektiriyordu. Şimdi burada teker teker saymayı gerektiren bir durum var. 2 hilesiz zar düz bir zemine atılıyor ve üst yüzeydeki rakamlar toplanıyor. Bu toplamın asal sayı olma olasılığı 1. 2 hilesiz zar atıldığında kaç farklı durum söz konusu? 36. Hesaplamıştık bunu, 36. Peki üst yüze gelen sayılar toplamının asal olduğu. 1'e 1 asal. Doğru. 1'e 2 asal. 1'e 4. 1'e 5. 1'e 6. Evet. Doğru mu? Asal olanı 1'e 3 ve 1'e 3 ve 1'e kaç asal? 1'e 5 asal değil ya. 1'e 4 dedim zaten. 1'e 4 dedi, ben bir baktım. 1'e 5 diyecektim. 1'e 5 orada var. 2'lere bakalım. 2'ye 1 asal. 2'ye 3 asal. 2'ye 4. 2'ye 5 asal. 3'e 1. 3'e 2. 3'e 3. 3'e 4. 3'e 5. 3'e 6. 4'e 1. 4'e 2. 4'e 3. 4'e 4. 4'e 5. 4'e 6. Geç. 5'e 1. 5'e 2. 5'e 3. 5'e 4. 5'e 5. 5'e 6. Doğru mu? Doğru. 6'ya 1, 6'ya 2, 6'ya 3, 6'ya 4, 6'ya 5. 6'ya 6. Bitti. Asal geldiği durumları teker teker yazmak zorunda kaldım. Çünkü bir formül bilmiyorum bununla ilgili. Aa hocam o kadar lan ne kadar vakit? 30-40 saniye alır bu sınav esnasında. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bölü 36. 3 ile sadeleştir. 5 bölü 12 aradığınız cevap. Oku bakayım. Peki. A eşittir -3 eksi 2 eksi 1 0 1 2 3 kümesinden rastgele seçilen iki sayının toplamının pozitif olma olasılığı. Burada bak. İstediği olay ne bizim? İki sayı seçmek. İşte örneklem uzay burada devreye giriyor. Evet. İki sayı seçecekseniz kaç farklı durum söz konusu? Bu benim örneklem uzayımda değil mi? Ve biz seçimde neyi kullanıyorduk? Kombinasyon kullanıyorduk. 2, 4, 6, 7'den ikilisi. Alt kısmı bu. Çünkü 7 sayıdan 2 tane seçeceğim. Peki bunlardan kaç tanesi pozitif oluyor? Şöyle yapalım. Eksi 3 olursa olmuyor. Olmuyor. Eksi 2 olursa sadece eksi 2'ye 3. Bu pozitif olur. Hı hı. Eksi 1 olursa eksi 1'e 2. Eksi 1'e 3. Eksi 1'e 3 oluyor. 0 olursa 0, 1, 0, 2, 0, 3. 3, 4, 3 tane durum. Bunu yazalım. 3 artı diyelim. Hı hı. 1 olursa 1, 2, 1, 3. 2 tane durum. 2 olursa 2, 3. Bir tane durum. Bir daha almıyorsun. Tamam. Doğru mu? Doğru. O zaman bir durum bu. 2 durum, 3 durum. Burada da 6 durum mu var? 9 durum. Yani yine ne yaptım? Toplamları pozitif olanları teker teker saymak zorunda kaldım. Sıfırdan itibaren kolay saydım. Çünkü 0, 1, 0, 2, 0, 3. 3'ü de pozitif. 1, 2, 1, 3. Pozitif. İkisi de pozitif. 2, 3 pozitif. Ama negatiflerde dikkat edeye de gittim. Hangileri sağlıyor dedi. Burası 9. Bu arada kombinasyonun kolay yöntemi. 7'nin ikilisini hesaplayacaksınız ya. 7 çarpı 6, 2 çarpı 1. Yani 7'den başla ve 2 adım ilerle. Aşağıda da 2'den başla, 1 adım ilerle. Yani alttaki sayı kadar. Hı hı. 9, 3 ile de 9 sadeleşir. 3 bölü 7. Aradığımız cevap. Tamam mı? Tamam hocam. Evet. Şimdi. Geçen sene kümeler denilen bir konu gördünüz. O kümelerde verilen kesişim kümesiyle, birleşim kümesiyle ilgili bazı işlemler vardı. Öyle değil mi? Hı hı. Şimdi olaylar bağımlı, bağımsız, ayrık olaylar diye kategorileniyor Koray. Bir kağıt alabilir miyim? Şimdi size ilk önce ayrık olaylardan bahsetmek istiyorum. Ayrık olaylar ayrık kümeler gibidir. Aynı anda gerçekleşme olasılıkları yoktur. Aynı anda gerçekleşme olasılıkları yok deyince öğrenciler bunu yanlış anlıyor. Ayrık olaylar dediğimde zar ve para olayı ayrık olaydır diye düşünüyor. Hayır. Onlar bağımsız, birbirini etkilemeyen olaylardır. Ayrık olaylar birbirini etkilediği için aynı anda gerçekleşemiyor. Mesela bir zar attığında tek ve çift gelme olasılığı ayrık olaylardır. Evet. Çünkü bir zar aynı anda hem tek hem de çift gelemez. Dolayısıyla evrensel olayda tek ve çift ayrı ayrı gerçekleşme ihtimalleri var. Kesişimleri olmaz. Ayrık olaylarda PA kesişim B boş kümedir. İkisinin aynı anda gerçekleşme ihtimali. PA birleşim B aranıyorsa bu PA artı PB ile hesaplanır. Gelelim bağımsız olaylara. Bağımsız olayların ortak elemanları vardır. Yani aynı anda gerçekleşebilirler. Orada öyle bir sıkıntı yok. Bağımsız olaylar normal kesişim olan iki küme gibi düşünülürse. PA kesişim B PA çarpı PB ile hesaplanır. Mesela zar attın 6 gelme olasılığı 1 bölü 6. Paranın da o esnada tura gelme olasılığı 1 bölü 2 ise zarın 6 ve paranın tura gelme olasılığı 1 bölü 12'dir. Hı hı. İkisinin kesişimi. PA birleşim B ise aynı kümelerdeki gibi. PA artı PB eksi PA kesişim B şeklinde bulunur. Kümelerdeki bu formülleri burada da kullanacağız. Devam edelim. A ve B aynı örnek uzaya ait iki ayrık olay. Demek ki aynı anda gerçekleşme olasılıkları yok. PA 1/4'e eşit. O zaman buraya hiç gerek yok. Ha, başka ayrık olaylar da olabilir ama işin içerisinde. PA bileşim B'nin değili değil midir bu Koray? Evet hocam. A bileşim B'nin değili. Dışında kalan kısım bu. A bileşim B'nin değili 1/3 ise A bileşim B birden çıkartırsak 2/3. 2/3 olacaktır. Çünkü PA artı PA üssü neydi? 1'di. PA bileşim B'nin değili 1/3 ise PA bileşim B 2/3'tür. PA bileşim B neydi? PA artı PB'ydi. Tabii bu ayrık olmalarındaydı. Evet. PA 1/4. O zaman 2/3 eşittir 1/4 artı PB derim. Bunu bu tarafa atarım. 2/3 eksi 1/4. Bana aradığım sonucu veriyor. 4, 3. 5/12. Direkt şunu diyemem. PA ile PB'nin toplamı 1'dir diyemiyorum. Çünkü bunlar bütünler olay olması lazım. Aynı zardaki gibi. Tek ve çift birbirinden ayrık ve o ikisi dışında başka ihtimal yok. Burada farklı olaylar da var olabilir. ABC ikişer ikişer ayrık örnek uzayın alt kümesidir. Tamam, ikişer ikişer ayrıksa en kolayı. PA artı PB. Ha, bakın burada çok önemli bir bilgi vermiş. E kümesi A birleşim B birleşim C. Yani bu üç olay dışında olay yok. O zaman bu bana şu manayı verir. PA artı PB artı PC kaça denktir? 1'dir. Başka bir ihtimal yok. PB'yi soruyor. Hiç uğraşmıyorum. Uğraşalım. PA birleşim B 3/5 mi? PC'ye 2/5 mi kalır? Doğru. Şuraya gel, 2/5 yaz o zaman. PB eşittir 2/3 eksi 2/5'ten. Bunu 5'te, bunu 3'te genişletirsek 10. 4/15 aradığımız sonuç olacaktır. Evet, konu anlatımını bitirdik. Şimdi bunlarla ilgili milyonlarca soru çözme vakti. Sizler de soru çözeceksiniz ama hemen bizim soru çözüm videomuz da geliyor peşinden. Soru çözüm videosunda biz de size onlarca soru çözeceğiz ve konuyu tam olarak kafanıza yatıracaksınız. Hepinizi seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.